Hüseyin Bey merhaba. Şimdi Türkiye deprem diye bir gündem yaşıyor. Yaşadığı bu gündemden dolayı bütün belediyeler çapında toplumsal çalışmalar yapılıyor. Şimdi Bandırma'da bir takım çalışmaları ben bu konuda izliyorum. Depremle ilgili bir şeyler yapılıyor mu yapılmıyor mu şeklinde. Erdek'te komşu ilçemiz ve Bandırma'yı direkt olarak etkileyen bir anındasınız. Şimdi Erdek'te sizin birkaç dönemlik belediye başkanlarınız var. Önce oradan başlayalım. Yani yarın Erdek çökerse, Erdek'te bir deprem veya doğal afetlerden dolayı bir katliam gibi bir olay yaşanırsa, Allah korusun tabii, bunun faili olarak ilan edeceğimiz kişilerden biri Hüseyin Sarı diye toplumda konuşuyoruz. Bir müteahhit buluruz ama sana. Müteahhit bulur musunuz onu bilmiyorum ama netice itibariyle senin burada 3 dönemlik belediye başkanlığın olduğunu biliyorum. Siyasete ne zaman girdiniz? Hangi sıfatla girdiniz önce? Belediye mesuliyeti olarak mı girdiniz? Belediye başkanlığınız nasıl oldu? Nasıl gelişti? Önce oradan bir başlayalım. Ondan sonra bu Erdek konusuna bir gelelim. Siz önce bir siyasi girişinizi, Erdek'te siyasete hangi hizmetlerle başladınız? Ya, neler yaptınız? Tabii aslında ben orta lise, üniversite İstanbul'da okudum. Aklımda hiç Erdek'e geri dönmek yoktu ama 89'da işte amcamın vefatı, babaannemin vefatı, ailede böyle bir çöküntüyle beraber Erdek'e dönmek kararı aldım ani bir şekilde. 89'da hemen ilk seçimlerin gündemde olduğu, yerel seçimlerin olduğu bir dönemde Anavatan Partisi'nde gençlik kolunda başladım. Sonra 94'te meclis üyesi oldum. 99'da da Anavatan Partisi'nden yine o zaman belediye başkanı seçildim. Yani ilk adaylık 99'da. Evet. İlk tabii resmi olarak belediye başkanı siyasete gençlik kolunda başladım da sonra ilçe başkanı da oldum 95'te. 94'te belediye meclis üyesi oldum. Belediye meclis üyesiydim. Evet. Belediye meclis üyesi olarak işe başlamanız zaten yani siyasette görev almanız aynı zamanda belediye ile ilgili adımı da atmış. Tabii zaten mesleğim de mimarlık olduğu için mesleğim benim yani. Dolayısıyla bir de aileden geldiği için hemen 17 sene Erdek'te olmamama rağmen işte ailenin adından dolayı beni bir şekilde siyasete bulaştırdılar normalde diyorsunuz. Aile demişken ben şunu da size sorayım çünkü bana yöneltiliyor o soru. Erdek'te Ali Haydar Sarı mı dedenizin adı? Amcamın adı. Amcanızın adı. Ali Haydar Sarı Parkı diye bir park olduğu söyleniyor. Hüseyin Sarı'nın belediye başkanlığı döneminde Hüseyin Sarı kendi meclisinden kendi dedesine veya amcasına işte bu ismi koyulurdu. Anlamında bir söylenti var. Onu da bir açıklar mısınız? O parkın ismini kim koydu? Ne zaman gelişti o olay? Amcam 84'te darbeden sonraki dönemde demokrasiye geçişle beraber 84'te burada belediye başkanı seçildi. Sonra 88'de vefat etti. 88'de vefat edince o dönemde zaten o projede tamamlanmıştı. O dönemde başlayan bir projeydi. Vefatından sonra o dönemki 88 yılındaki meclis ekibi o sahile vardı. Yani bizle alakası yok. Yani seninle alakası yok. Yani senin yok. Kendi meclisinde almış olduğun bir karar falan değil. Yok. Ama ileride Hüseyin Sarı ile ilgili bir isim de koymak istersek onu istiyoruz. Benim yaptığım birkaç tane önemli proje var. İşte Seyit Gazi ile ilgili mesela Seyit Gazi'ye sahip çıktık. Oraya bir kuruldan proje, 10 sene uğraştık falan. Oraya isim verelim diye teklif eden arkadaşlar oldu. Ben kabul etmedim. Daha sonra tabii sizin adınıza Erdek'te arkadan gelenler belki de sizin adınızı kullanır. O ayrı mesele ama tabii insanın kendi adını koyması yanlıştı. Tabii onu düzeltmiş olduk şimdi. Demek ki o isimde sizin kendi katkınız yok. Şimdi siyasete girdiniz. Belediye meclis üyesi olarak çalıştınız. Arkasından da belediye başkanlığı geldi. Birinci belediye başkanlığı ne zaman? 99-2004. Anavatan Partisi. 99-2004. Evet. 2004-2009 AK Parti. 2004-2009 AKP. Evet. 2009'da zaten istifa ettim. Ondan sonra CHP'den aday oldum. 99-2004 Anavatan Partisi. Anattı. Ondan sonra 2009'da istifa ettim. Zaten CHP'ye geçtim. O günden beri de CHP'deyim. 2009'dan beri de CHP'desiniz. Şimdi
şimdi Erdek'ten kendinize önce mesul hissediyor musunuz? Üç dönem belediye başkanlığı az bir... Tabii canım, yani her yerel yönetici hizmetçide, yerel yönetici olarak o gün görev aldığınız süre içerisinde yerel yönetimin eğer bu söylediğiniz konularla ilgili bir dahli varsa biz de oradan payımızı tabii ki alacağız. Sorumlusunuz. O zaman sorumlu olduğunuza göre şimdi Erdek'teki imar geçmişini depreme hazırlıklı bir kentimdir. Erdek depremden sonrasına hazırlıklı bir kentimdir. Şimdi iki tane soru var. Abi önce deprem hazırlıklı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bir kere teknik bir adamım. Yani ben mimarım. Yerel yöneticiden önce ben mesleğimle mimarım. Şimdi bütün televizyonlarda bu konular konuşuluyor. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı meselesi var. Ve ben hatta bununla ilgili bir rapor hazırlayıp genel merkezinde yollamayı da düşündüm yani. Şimdi bir, bu coğrafyada ister İngiliz yaşasın, ister Fransız yaşasın. Bu coğrafya, yerküre yaratıldığından beri bütün dünya üzerindeki kıtaların hareketinden dolayı çok önemli bir deprem bölgesi mi? Deprem bölgesi. Afrika kıtası Türkiye'nin üzerine yürüyor. Türkiye Akdeniz'i Yunanistan'a yürüyor. Yunanistan Libya'ya doğru yürüyor. Bu 5000 yılda bir de olsa, 250 yılda bir de olsa çok önemli, ciddi bir deprem bölgesi. Şimdi teknoloji gelişti. Bilgi çağındayız. Şu anda her zeminde yapılabilecek bir bina teknolojisine insanoğlu sahip. Her zeminde. 18 katlı, 20 katlı bir transatlantik yapıyorsun, suyun içine koyuyorsun, yüzüyor değil mi? Evet. Neticede suda bile ayakta durup binlerce insanı, 5000 kişiyi taşıyan o transatlantikleri yapan teknoloji, yeryüzünde de faylara, zeminin gerilmesine, kaldırma gücüne göre birçok yapı yapabilecek durumda. Yapabilir, onunla ilgili bir sorun yok. Sorun bizde Cumhuriyet döneminden sonra özellikle nüfusun çok aşırı artması, yani 10-13 milyondan 85 milyona çıkış süresinde bugün Türkiye'nin demografik yapısına baktığın zaman yüz ölçümü olarak, yani sosyolojik olarak demografik yapısına baktığın zaman yol, meydan, şehirlerin toplam kapladığı alan %11. Yani 784 bin kilometre karenin %11'i. Ya yani otoyollar, motoyollar, bütün sosyal donatılar, insan eliyle yapılmış her şeyin kapladığı alan %11. Bu 13 milyonluk nüfusa göre gelişmiş, zaman içerisinde gelişmiş 85 milyon ve konut olarak da bu yaklaşık %5-6'ya geliyor. Yani Türkiye yüz ölçümünün %6'sı şehir veya köy veya yerleşim yeri olarak gelişmiş. Ben bir yerel yönetici olarak bizim Erdek imar planı sınırları, Erdek merkez, Ocaklar ve Ocaklar dahildi ama Karşıyaka dahil değildi o zaman bize. Yani Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı, vali vilayetti. Ocaklar bize dahildi. Yaklaşık 302 kilometre kare Erdek, 13 kilometre karesi Erdek Belediyesi'ydi 2014'e kadar. 2014'e kadar Erdek Merkez İlçe Belediyesi'nin imar planlarının onay tarihi 1969. Sınır 1969. 66'da çalışmalar başlamış, onaylanması 1969. 1969'dan sonra hiçbir yerel yönetici, meclis üyesi veya belediye başkanı bir metrekare daha yeni imar planı alanı açmadı. Yani benim 3 dönem sağlam yaptım, 4. dönemi kazanamama oturamadığımız için. Yani 3 dönemde yaptığımız sadece mevcudun içerisinde revizyon yapabilmek oldu. Revizyonda da kat arttırımı yapılmadı zaten. Yani bunu şöyle açıklayalım. Yani 1/100.000 planları Çevre Bakanlığı yapıyor. Hayır, o zaman Çevre Bakanlığı falan yok. Çevre Bakanlığı, çevre düzeni planı falan yoktu bu bahsettiğim zamanlarda. Ama geliyorum şimdi. Ha, geliyorum. Tabii o zaman 2095'te 96'lara kadar, 95'lere kadar bizim gibi taşra belediyelerinin %99.9'unun planlarını Bayındırlık Bakanlığı
Teknik Araştırma Genel Müdürlüğü ve İller Bankası yaptı. Belediyelerde teknik altyapı olmadığı için, mesleki olarak da branş ayrımı olmadığı için, yani şehir plancılığı diye bir meslek olmadığı için o dönemde, dolayısıyla bütün bu tip bizim gibi yerlerin, belki İstanbul'da bulabilirsin, İzmir'de bulabilirsin, büyük kentlerde bulabilirsin ama mevzuata da baktığın zaman hepsi Teknik Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. 94'te dahildir. Ama sonrasında değişiklik, yani 2000'den sonra değişiklikler söz konusu planlamayla ilgili. Şimdi bizim mevcut imar planlarımızda mesela söylerler, işte Ali Haydar Sarı 4 katlı yerlerini kendi değerlendirdi, 5'e çıkarttı. Kanama'dan bahsederken böyle şey de söyledim. Şimdi ben hatta şöyle uzatacağım ama anekdotu anlatayım. İlk 94'te belediye meclis üyesi oldum. İlk meclis oturumunda seçimi kaybetmişti Anavatan Partisi adayı. Kazanan Doğru Yol Partisi adayı benim de meclis üyesi olmamla beraber, Sarı adının da etiket olmasıyla beraber ilk meclise bir büyük bir organizasyon yapmış. Doğru Yol Partisi kazanmıştı. Bütün Doğru Yol Partisi ekabir isimleri, amcamla zamanında Adalet Partisi'nde beraber çalışmış isimler vesaire. Ben tabii o zaman daha yeniyim, yani genç. Erdek mevzuatı da pek bilmiyorum. Yeni belediye meclis üyesi olmuşum. Geçmişi de bilmiyorum, tamam mı? İşte paftalar asılmış duvara falan filan ama mimarım. İşte kendi yerlerini değerlendirdi, işte 5 kata çıkarttı. Amcamı lekelemeye yönelik, amcamın dönemine atıfta bulunmaya yönelik. Ve ben tabii şok oldum. Cevap da veremiyorum, eskiyi bilmiyorum, şeyi bilmiyorum. Mesleki olarak algıladığım kadar biliyorum ve planları iptal etti. Ben meclis üyesi olunca Kanava bölgesindeki bütün planları durdurdu. Tabii ben o gün çok üzüldüm yani. Hatta nur içinde yatsın, Mehmet yengim vardı meclis salonunda. Yani ağlayacağım sinirden çünkü. Ne olduğunu da bilmiyorum, gerçek mevzuatı da bilmiyorum. Mehmet yenginle göz göze geldim. Üzüldüğünü, onun da böyle gözlerinin dolduğunu, ki 84'teki seçimde Mehmet abi amcama karşıydı. Böyle bir mimik yaptı. Şimdi ondan bir destek aldım. Yani onun o andaki miminden destek aldım, savunmaya başladım vesaire. Neyse uzatmayayım, meclis bitti. Hemen Ankara'ya gittik. Şadi Bayraktar o zaman, ANAP ilçe başkanı. Teknik Araştırma Genel Müdürlüğü'ne gittim. Dedim ki anlat çıkarın bakalım şu 1988-89 revizyonları ile ilgili meclis tutanaklarını falan istedim. Anavatan Partisi de iktidarda o zaman. Gittik. Dediler ki ya çok iyi bir belediye başkanı var, çok iyi bir ekip var. O dönemi anlatıyorlar. Planı yapan plancılar da orada, plancılarla görüştüm. Tutanakları çıkardılar. Sonuçta şuna gördük. Şimdi 89 öncesindeki mevzuat 3194 sayılı imar kanunu yok. Kanun 85'te çıkmış. 18. madde dediğimiz bu hamurlaştırma, halkın daha çok anlayacağı dilde, yani parselasyonun bölünmesi yok. Yol, meydan, sosyal donatıların tamamı kamu tarafından kamulaştırılarak kamuya geçmesi zorunluluğu var. Kanavada da %25 4 kat imar planı yapılmış. 69'da onaylanan plan. Şimdi %25 4 kat deyince 1000 metre kadastral parseli olan vatandaş 250 metreye 4 kat inşaat yapıyor. 1250, yani 1000 metre arsan varsa 4 kere 250 1000 metre inşaat yapıyorsun. O zaman çıkmalar metrekareye değil, kare değil. O dönemki binaları mesela gezebiliriz isterseniz. 4 tarafı da çıkma 275 metre de oradan alıyor. 4 katta çıkma yapınca. Yani 1000 metre parseli olan vatandaş 1275 metrekare inşaat yapabiliyor 69'da. Ya aksi takdirde yol geçiyorsa, meydansa bedelini alıyor, kamulaştırıyor devlet. Ama 3194'le uygulanmaya başladıktan sonra 18. maddeyle bedelsiz terk %30'a kadar da o zaman. Yani 1000 metre arsan varsa %30'unu terk ediyorsun, 700 metre arsan kalıyor. 700 metre arsaya önceki plandan gelen müktesep hak %30 4 kat verdiğin zaman o 1275'i tutmuyor. Doğal. Mecburen 5 kata çıkartmak teklifini yapıyor plancılar. Diyorlar ki burada mükesef zayiat var. Biz bu revizyonu yaparsak
bu vatandaş dava ederse kazanır. Hakkım zayi oldu diye. Buna rağmen amcam karşı çıkıyor. Tutanaklarda var. Meclis tutanaklarında var. Diyor ki benim burada 20 dönüm yerim var. Dedikodu çıkar. Bak kendi yerini 5 kata çıkarttı. Tutanaklarda var. Meclis tutanaklarında var. O dönemde meclis üyesi olan Hamit Nural da karşı çıkıyor. Diyor ki burada diyor 72 hektar alanda senin 20-30 dönüm yerin var diye diyor. Vatandaşım hakkın zayi olacak diye diyor. Senin yerin vardı diyor. Senin egondan dolayı diyor. Benim vatandaşımın hakkı zayi mi olacak diyor. 5 kata çıkartmasıyla ilgili olumlu görüşü var. O gün bana ters konuşu yapan şahıs da o belediye başkanı da Hamit Nural. Tutanakların fotokopisini aldım. Tabii içim rahatladı. Amcamın böyle bir şey yapmadığına, amcamın bu işe muhalefet ettiğini öğrenmiş oldum. Meclis üyelerinin çoğunluğuyla geçtiğini öğrenmiş oldum. Tutanaklarda fotokopilerini aldım. Bir sonraki meclise geldim. Şahit bayrakları da şahit. Meclis tutanaklarını meclise gelince zaptı sabıkla ilgili, yani bir önceki gündemle ilgili konuşma alıyorsun. Dedim ki, Sayın Başkan ben dedim bir önceki gündemle görüşülen işte şu maddeyle ilgili görüş bildirmek istiyorum. Vermek zorunda verdi. Dedim şu tarihli 1985 işte 86, 87 her neyse şu tarihli meclis tutanaklarını çıkartır mısınız dedi. Kaldı bu. Niye dedi. Geçen mecliste böyle böyle iddia etmiştiniz dedim. Ama ben dedim, planları yapan Bayındır Bakanlığı'yla görüştüm. Böyle olmadığını söylediler bana. Şimdi dedim o zabıtları buraya getir. Tabii bu sefer bu konu kapandı. Uzatmayayım yani mevzuyu. Bu da böyle bir mevzu. Ha sahil bandıyla ilgili de sordun. Onunla ilgili de bir anekdot var, onu da anlatayım. Şimdi biz biliriz ama ben hiç kullanmadım. Hani aile arasında konuşulurdu. Şimdi 70'li yıllarda otel, kadastral parseller kıyı kenar çizgisine kadar gidiyordu ve otellerin hepsi sahil bandında tel örgüyle kapalıydı, müstakildi. Yani kumsala vatan dışın girme şansı yoktu. Amcam bununla ilgili bir proje hazırlıyor. Bu projede tam 70'li yıllarda hazırlanırken Ecevit iktidarı 74'te seçimi kazanıyor. Bütün o sahil bandındaki yerlerde hep Halk Partililerin yerleri o dönemde, amcam da Adalet Partisi'nde. Burhan Soy'dan falan da var rahmetli. Hepsi rahmetli oldu. Hepsini severim ayrı konu ama bu gerçek bir hikaye. Gidiyorlar Ecevit hükümetine, Ecevit iktidara gelmiş şikayet etmeye. Bir faşist var Erdek'te işte bütün yerlerimizi kapatmaya çalışıyor, önü açıyor vesaire. O dönemki Turizm Bakanı'na Ecevit diyor, git bakalım bu Erdek'te neler oluyor. Turizm Bakanı geliyor, bakıyor, inceliyor, belediyeye gidiyor, projeye bakıyor vesaire. Bir bakıyor ki ya sahilleri kamuya açıyor, halka açan bir proje. Ve diyor ki, ya siz diyor utanmıyor musunuz? Böyle bir diyor komünist diyor bir adam bulmuşsunuz, sosyalist bir adam bulmuşsunuz, sosyalist bir proje gerçekleştirmiş, halka sahilleri açıyor. Daha kıyı kanunu yok o zaman, imar kanunu yok. Buradaki CHP yönetimini fırçalıyor ve Ankara'ya gidiyor. Ecevit'e de böyle bilgi veriyor. Ecevit bu bilgiyi üzerine direkt hazineden parayı yolluyor. Bütün sahilin kamulaştırmasını bizzat Adalet Partisi Belediyesi CHP döneminde, Ecevit'in döneminde hazineden gelen parayla yapıyor. Bunu biz aile arasında böyle biliriz ama hiç söylemedik. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul mitingi öncesi İstanbul'da toplanıyorum. Toplandık belediye başkanları. O zaman Murat Aznadar alınmıştı. Onun yerine yaşlı bir belediye meclis üyesi seçilmişti. Belediye başkanı uzaklaştırması vardı. Tesadüfen yan yana oturduk. Adımı duyunca adam, herkes kendini takdim etti. Hüseyin Sarı diye duyunca, sen dedi, Erdek belediye başkanı dedi, Ali Haydar Sarı'nın neyi oluyor? Yeğeniyim efendim dedi. Ne çektik senin amcandan dedi. Top efendim dedim, hayır olsun. Ya dedi, 74'te dedi, 30 sene sonra da iktidara geldik. 14 sene sonra, 15 sene, 25 sene sonra iktidara geldik. Bütün parayı amcan aldı dedi. Ecevit'ten dedi. Nasıl dedim? Bu olayı anlattı, tamam. Şimdi ondan sonra olayın hakikaten gerçek zeminde olduğunu da öğrenmiş oldum neticede. O zaman Halil Haydar Sarı'nın farkı adım verilmiş olmasını ben şimdi... Onun üzerine de ben Bülent Ecevit'in adını verdim.
Kastri bölgesindeki eski Bandırma yolu. Evet. Erdek'te adını yaşatılması gereken bir büyüğümüzmüş gerçekten. Allah rahmet etsin. Şimdi Sayın Başkanım, gündeme gelirsek, Erdek sizin kanaatinizce, bu kadar belediye başkanlığı geçmişiniz de var, depreme hazır mı? Önce ona bak. Ha şimdi bak, şimdi ha demin ona giriyorduk. Deprem hazırlıklarınız var mı? Depremle ilgili bir acil eylem planı yapıldı mı? Bununla ilgili önlemleriniz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere bu işi hani yumurta tavuk tavuk yumurta ya, bir kere planlamaya geldiydik, oradan konu saptırdık. Planlama çok önemli. Şu anda devletin yapması gereken tek şey şu, 85 milyon %5 Türkiye'nin yüz ölçümünü %5'i %6'sında yerleşiyor. Ve dolayısıyla nüfus arttıkça, üçüncü kuşak olmuş, dördüncü kuşak var şu anda, hatta Cumhuriyet'in 4-5. Kuşağı var. Araziler bölüne küçüle küçüle gelmiş. Rant kapitalist düzenin egemonyası da var ve vatandaşta bir yükselme talebi hep yerel yönetimlerde olmuş yani. Bu var. Bu İstanbul'da da var. Büyük şehirlerde, rantın olduğu yerlerde var. Şu anda ne yapacağız? Eşteki 10 tane kent yerle bir oldu. Hemen kentin içine binalar yapalım. Bir kere Türkiye'de kesinlikle ve kesinlikle, yani yine Ecevit'in 74 sloganı var, toprak işleyenin su kullananın. Acil bir arazi reformuna ihtiyaç var. Neden diyeceksin? Orman kadastrosu gelmiş. Erde veya Türkiye'nin herhangi bir. Orman olmayan yerleri orman işaretlemiş. Çünkü her kurum bizde bir cumhuriyet. Tamam mı? Geliyor, ne kadar çok yere ormanı kaplarsak o kadar hükmü oluyor o kurumun. Mera korumamız lazım. Bakın ben sosyal demokrat bir adamım. Yani ANAP'ta, AK Parti'de de siyaset yap. Ama benim kendi yapım milliyetçi, sosyalist bir adam diyebilirsin. Ülkücü komünist benim gibi diyebilirsin. Aynen. Ülkücü, komünizm demiyorum. Ben solcuyum. Neyse yani onu da... Ben komünist değilim, solcuyum. Ama onlar yapmadığı için söylüyorum. Ha, ben solcuyum. Yani yeniliğe açık, reforma açık, gelişen şartlara uyma zorunluluğunda olduğunu biliyorum insanoğlunun. O solculuk da bence o ve bütün peygamberler de solcudur. Dönemlerine bak. Dönemlerinde hepsi devrimcidir. Bunu da söylerim ya. Şimdi acil bir reforma ihtiyaç var. Çünkü şehirlerin gelişebilmesi ve biz işte 99 depreminden sonra bunu yapmaya çalıştık. Hocalar geldi. Bandırma Belediyesi, Bölge Belediyesi'yle beraber Ahmet Ercan geldi. Bir sürü İTÜ geldi. Ya kardeşim bizim şu andaki imar planı sınırlarımızın %90'ı alüvyon topraklar üzerinde, bataklıklar üzerinde. Erdek, Kastri, Çura, Kanava, Ocaklar, yerleşim alanlarının tamamı sıvılaşma riski olan yerlerdi. Hemen bir plan öneri, arazi topografi çalışması yaptı İstanbul Teknik Üniversitesi. Sonra ben Yıldız Teknik Üniversitesi'ne çağırdım. Tepeler. İşte şimdi Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu tepe. Ondan sonra arkamızdaki mağara tepe ve devamı. Hep öneri alanlar bunlar. Kardeş, orman değil, ağaç yok. Bir tane ağaç yok üzerinde, orman baskı. Karşıyaka, mesela bizim için en kötü yapı stoğunun olduğu yer Karşıyaka ve Çakır'dır. 8 kat, 10 kat. Erdek'te öyle bir yapı yok. Ve plansız. 1 metre, 1 metre sokaklar, 2 metre sokaklar. Kentsel dönüşüme sokulması lazım. E nasıl yapacak? Adam çoluğun çocuğu oturmuş şimdi. Bir insanlara da yani hayat arz dengesiyle yani yaşamını da devam edecek insanlar. Kentsel dönüşümle imar affı konusunu da açar mısınız? Bu Erdek'te kentsel dönüşümle ilgili şimdiye kadar hiçbir şey yapıldı mı? Bir de imar affından faydalanan... Yani yok, parsel bazında yapılıyor. Parsel bazında yapıyor ama asıl önemli olan planlama, işte onu söylemek istediğim o. Kentsel dönüşümle bu binayı kendilerinin yenisini yap. Gene aynı zemine yapıyorsun. Zemin aynı yapıyorsun. Zemin çürük. Kazık çakman lazım. Kazık %10 maliyet getiriyor, %20 maliyet getiriyor. Ne oradaki yıkan vatandaşın onu müteahhit eliyle yapabilmesi için yükselmesi lazım. İşte Bağdat Caddesi'nde yapılan 5 katlı binalar 10 katlı oldu. Şimdi vatandaş kendi cebinden evini yıkıp yeniden yapmak gücüne sahip mi? Değil. Müteahhite verecek, bu sefer yerel yönetim ne yapmak zorunda kalıyor veya kentsel dönüşüm dediğimiz, şu anda rantsal dönüşüm deniyor aslında. Şey ne yapıyorsun? Bu sefer yoğunluğu artıyorsun. Şimdi planlama yapılırken, bir, planlama kat üzerinden yapılmaz. Planlama yapılırken
nüfus üzerinden yapılır. Ben bir alanı planlıyorsam orada kaç kişi yaşayacağını planlamak zorundayım önce. Tamam mı? Buna da yoğunluk hesabı deriz. Yani biz burada 10 bin kişi yaşayacak diye planlama yaparız. Bunun ihtiyacı olan yeşil alanı, bunun ihtiyacı olan sosyal donatıyı da o plana koyarız. O plan, o yoğunluk ilkelerinden dışarı çıkarsa, kat arttırarak 10 bin kişilik planlanıp 15 bin kişinin yaşamaya dönük ranta çevrilirse, işte o zaman batağa giriyorsun. Ya plan, asıl hani inşaat mühendisleri, onlar artık binanın yapım safhasında. Veya müteahhit artık o işi ihalesine almış, o bölge planlanmış, yapılmış, her şey olmuş. Asıl planlamada sorun var. Ve planlamadaki sorun, demin dediğim gibi acayip, acil bir reforma ihtiyaç var. Yani Türkiye'de yeni bir kadastro çalışması yapılması lazım. Ve devletin elindeki boş tarım arazileri hariç, gerçek orman ve tarım arazileri, meralar hariç, boş rezerv kurumların gasp ederek aldığı coğrafi tanım olarak kendi kurumlarına bağladığı arazilerin vatandaşa reformla verilmesi lazım ya da yerel yönetimler eliyle verilmesi lazım. Aksi takdirde sen bu şehri, İstanbul'da yıkılma tehlikesi olan bölgeleri, bölgede yaşayan 6 milyon insan var ya, Anadolu yakası. Sen o insanları 6 milyon insan dörde bölsen 2 milyon, 2,5 milyon konut eder. 2,5 milyon konutu sen ne zaman yapabileceksin? Yıkacaksın ve yapacaksın. Yıkarken adamı taşıyacaksın. Yani bizim önce rezerv alanları yaratmamız lazım. Oralarda yeni bir kent planları koyup vatandaşı oraya taşıdıktan sonra kentleri de daha özgün bir şekilde planlamaya çalışmamız lazım. En önemlisi bana göre arazi reformu. Türkiye'de ciddi bir arazi tanımlama ve reformu. İhtiyacı varmış. Yani var tabii. Erdek'te geldiğin zaman Alevyon toprak güzel. Abi Erdek %5 imara açık yüz ölçümü Erdek'in %5, 302 kilometre karenin %5'i imara açık ve tamamı Alevyon arazide. Tamamı Alevyon arazide. Şimdi ben o planlama yaptık, o tepe. Tepe yarısı orman, yarısı ocak olarak verilmiş, ruhsat verilmiş. Mağara Tepe'ye gidiyorsun, yolun üstü diye bakanlık olumlu görüş vermiyor. Sonradan mevzuat da değişti. Şimdi eskiden belediye, ilçe belediyesi planı tamamını yapabiliyordu. Şimdi Çevre Bakanlığı'na gideceğim, çevre özleri planını yaptıracağım. Oradan geleceğim Büyükşehir'e mağazı mimar planını yaptıracağım. Oradan geleceğim Erdek ilçesinde plan değişikliği yapacağım. Yani planlamada bir kere mülkiyet sorunu var. O önemli. Yani ilk koyduğum madde iki planlama lazım. Sonra yapı istiyorsa Alevyon topraklarda da bir bina yapabiliriz. Yani problem yok. Bina yapma gemi örneğini var. Suda bile yüzdüren teknoloji varsa en çürük zeminde bile bina yapıp sağlıklı, sağlam bina yapabilecek sistem var. Yapabiliriz ama maliyet. Türkiye gibi ekonomik şartları vatandaşın hele yok olduğu, yani Türkiye güçlü bir ülke diyoruz hep ekonomik olarak. İşte 20 ilk Türkiye dünyanın 20 ülkesinden biri ama vatandaşa yansıyan kısmı ne? %5. Bir de şu konuya gelelim Sayın Başkan. Şimdi Erdek 1/100 bin çevre düzenleme planı daha önce yapılmamış bu. Çevre Bakanlığı tarafından Bandırma'yı içine alan, Erdek'i içine alan, Güney Marmara'yı içine alan bir planlama yapıldı. Siz mimar olarak o planlamadan haberdarsınız. O planlama dahilinde yeni bu deprem yönetimi 2018'de en son sanıyorum güncellenmiş. 2018'deki deprem yönetmenine uygun bir planlama mı? OSB dediğimiz olay. Şimdi. Ve Erdek'in buradaki karı zararı nedir? Yani Erdek'in nereleri liman olacak, nereleri şey yapacak?